Evet sevgili dostlar. Sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Zülümü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuzu hoş geldiniz. Arkadaşlar bir ricada bulunacağım. Lütfen ama lütfen. Çevrenizde, akrabanızda, ne bileyim arkadaşlarınız arasında Fenerbahçeli olan herkese şu ricada bulunalım. Ya bir YouTube kanalımız var. Kadıköy Sokak diye. Video dahi izleme hiç önemli değil. Ama gel abone ol. Zaten bir tane iki tane video izlersen fanatik olacaksın. Başka hiçbir şey izlemeyeceksin senin saatlerini, günlerini, dakikalarını kurtaracağım diye söyleyin. Rica ediyorum arkadaşlar. Herkes bir kişiye, en az bir kişiye söylesin. Şu kanal büyüsün biraz ya. Ya şuranın bir an önce 100 bin olmasını istiyorum. 100 bin olsun plaket gelsin. Şuraya plaketi asalım. Ondan sonra ben de bana yakışanı yaparım. Onu söyleyeyim. Crespo gitti. Fenerbahçe Spor Kulübü Crespo için resmi kap açıklamasında bulundu. Dedi ki Crespo'nun Vayadolik Kulübü'ne e, Reçevre'ye, veya Kano Kulübü'ne kiralık transferi açıklandı diye. Sevgili Sercan Hamzoğlu da ısrarla belirtiyor. E, bu transfer hani zorunlu değil diye ama ben şu cümleleri yazdım. Hayırlısı olsun ama şu var doğru lige gitti. Ne derseniz deyin satın aldılar olarak görün. Ben size söyleyeyim. Hatta bu iddiada bir iddiada daha bulunayım. İsmail Yüksek eğer bu ligden bir takıma giderse orta sıra takım olsun fark etmez çok yüksek bir sıçrama daha yapar. Bak İsmail yüksek konusunda dediğimin arkasındayım. Genelde benim böyle hani olta atıp sonrasında çektiğim şeyler var ya. Bunlar genellikle gerçekleşir. Yine söylüyorum. Eğer İsmail yüksek bu ligden herhangi bir takım bak orta sıra takım olsun fark etmez. Orta sıra takım olsun hiç fark etmez arkadaşlar. böyle bir durum olur. Şimdi ikinci olarak Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe kiralama bedelini iki taksit halinde ödeyecek. Kiralama bedelinde Çağlar'ın fedakarlığı var. Eski kulübünden alacağı olan maaşını kiralama bedeline saydırdı diye. 2 milyon euro diye. Yalnız ya birisi benim kulağıma su kaçırdı. Ee, kaynaklarımdan bir tanesi hani öyle cümleler kurdu ki şifreli olarak açıkçası ben mi hayalperestim? Arkadaşım mı e, hayalperest? Yani açık söyleyeyim direkt olarak sanki Çağlar'a biz bon bonservisiyle alacağız kesin olarak gibi konuştu. Hani ikisi şimdi beşi yazın tarzında bir şey söyledi. Bilmiyorum arkadaşlar. Hayırlısı. Hele bir Çağlar'ı izleyelim. Ben de size konferans ligine ilgili söyledim. Bana kalırsa Çağlar'ı konferans ligi kadrosuna kesinlikle yazdırmayalım. Sebebi şu. 4 tane stoper olmuş olsun. Bonucci'yi eklettirdim. Orada 4 stoper. Ligde de Çağlar en azından Türk kuralı olduğu için arkadaşlar elimizde rahatlatır. Hani Çağlar, Ferdi. Belki yani sağ kanatta da İrfan Can, Cengiz'den biri kesin oynayacağı için orta üçlüyü yabancılardan oluşturursun. buraya da belki bir yabancı transfer yaparsın. Hoffenheim'den 19 yaşındaki Türk asıllı Alman orta saha Umut Tohumcu. Temsilci aracılığıyla Fenerbahçe önerildi diyor Engacı Sport. E, menajerlik şirketi Rogun Valla Fenerbahçe Rogon'a o kadar kızgın ki kolay kolay alacağını zannetmiyorum. Ama Atilla Salahi olayında da bize iyi bir kıyak geçtiler satışında. Ee, hayırlısı olsun arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Arapmasine Altayvun ile sözleşme imzalamaya yakın olan Christian Guanca için Fenerbahçe son dakika devreye girdiğini, oyuncunun Altayvun transferinin şu an için durduğunu yazmışlar. Arkadaşlar Christian Guanca 1993 doğumlu 26 Mart 30 yaşında 31'e girecek 6 milyon euro piyasa yer var 10 numara pozisyonda 5 gol 3 asist yapmış 590, 555 dakikada Ben şunu söyleyeyim Sordum Soruşturdum baktım bakıştırdım yaptım yapıştırdım hiçbir şey yok Boş Yani Böyle bir duyum yok Umarım anlatabilmişimdir Oster menajerinden flash açıklamalar Adı son zamanlarda İtalyan devi Napoli ile anılan Jaden Oster menajeri Ulan ne biçim isim bu lan? Jose Blackburn'den flash açıklamalar gelmiş. Blackburn Rovers demiş ki e, <laughs> Jose Blackburn Osterwold Parma'da da oynamış modern bir defans oyuncusu. Yani onu İtalya'da zaten biliyorsunuz. Fiziksel olarak son derece güçlü ve çok hızlı. Hücum eğilimi yüksek bir sol bek olarak oynadı. Hatta dörtlü savunma hattının biraz daha ilerisinde oynadı. Bu yüzden hırsı gücü ve kalitesi var. Napoli ile bir pazarlık yaptınız mı? Hayır. Şu anda Napoli ile hiçbir görüşme yok. Napoli'nin Jadon ilgilenip ilgilenmediğini bilmem. Ama kulüp ararsa benim için Osterwold için ve bence gelecekte Fenerbahçe için de onu satmak ilginç bir transfer olur. Ama şu anda var olmayan bir pazarlıktan bahsediyoruz. Herhangi bir görüşme yok ama Osterwold en az 3 nedenden dolayı Napoli forması giymeyi çok ister. İtalya'yı biliyor. 1. Parma'da oynarken Napoli'yi çok sevmişti. 2. Oraya geri dönmek istiyor. 3. Napoli harika bir kulüp olarak görüyor ve son olarak da bu işe kalbini ve tutkusunu koyan biri. Ve Napoli gibi bir yerle özdeşleşebilir. Bu yüzden Napoli'ye gitmeyi çok ister. Ama şu anda herhangi bir görüşme yok. Fenerbahçe ile yakın temas halindeyim. Onlar da bana Oster World için 3 yol gösterdiler. İspanya yolu, İngiltere yolu ve Fenerbahçe'de kalma seçeneği. Ki kulüp bile Napoli ile bir temasdan hiç bahsetmedi. Bu yüzden şu anda hiçbir şey olmadığını söylüyorum. Bir dakika. İspanya, İngiltere. Ben şunu söyleyeyim. Osterwolde eğer İspanya'ya giderse orayı donunda sallar diyorsunuz ya. Hakikaten yani perişan eder orayı. Bak Osterwolde İspanya'dan muhteşem oynar. İtalya'yı biliyor zaten tamam. Böyle sert kemik bir stoper İspanya'da kral olur. Onu da söyleyeyim. Milan'la bazı temaslarım var. Çünkü Milan'daki oyuncular da dahil olmak üzere birçok oyuncuya asistanlık yapıyorum. Milan Osterwolde'yi tanıyor. Menajerliğimi yaptığımı biliyorlar. Ama yine de şu anda Milan'dan özel bir ilgi yok. Bu konu hakkında konuşmadık diyor. Arkadaşlar bakın. Fenerbahçe yöneticileri Osterwolde konusunda şunu söylüyor. İsteyen takım çok. İstemek üzere olan takım çok. Hiçbiri ona bizim biçtiğimiz değere yakın teklif dahi vermedi. Sözleşmesini yenilemeyi ve bize güç katmaya devam etmesini istiyoruz. Hocanın çok sevdiği, başarılı bulduğu bir oyuncu. Taraftarın içi rahat olsun diyor. Şimdi İtalyan basınına göre Milan, Napoli, Osterwolde'ne ilgileniyor diye haber yaptılar. Sezon sonu Fenerbahçe'ye güzel teklif sunacak diye haber yaptılar. Bir şey söyleyeyim mi? Oster Volde gibi isimler scouting transferidir. Mario Branco transferidir. Bak sezon sonunda Ali Koç devam etsin etmesin fark etmez. Bıraksın bırakmasın fark etmez. Sezon sonunda Fenerbahçe'nin başına geçecek kişiler Fenerbahçe'ye ihanet etmemek adına Mario Branco'nun sözleşmesini uzatmalı. Şimdi bakın hiç futbolu anlamayan, sadece parası olan bir başkan seçin. Hiç önemi yok. Bak sadece parası olan bir başkan seçin. Önemi yok. Mario Branco yetki sende kardeşim. Kimi alıyorsan al. Hocayla istişare et. Kimi getiriyorsan getir de. Çekil arkana. Zaten bu adam parasal konularda da bilinçli. Satış konusunda da bilinçli. Alış konusunda da bilinçli. Vesaire vesaire vesaire. Yani baktığınız zaman arkadaşlar. Her konuda Mario Branco kulübün anahtarı teslim edilecek isim. Bunu da söyleyeyim. Bu arada aklıma gelmişken Crespo da 6 ay bayındır gibi 1 yıl sözleşmesini uzatıp gitti. Onu da unutmamak lazım arkadaşlar. Yani 1 yıl sözleşmeyi uzatıp gitmek de şey değil. Bu arada Napoli yetkilileri 17-18 bandda transfer edeceğini düşünüyor demiş. Milan'da 15 milyon euroluk teklif sunacak diye arkadaşlar bunların hepsi afaki haberler. Tottenham'a öneri. Şimanski'yi alın. İngiliz devine baskı. Aldınız aldınız yoksa başını... baş. Bu ne lan? Tövbe evet, tövbe. Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski İngiltere futbolunun köklü kulüplerinden Tottenham'ın gündeminde. Tottenham yap bir Tottenham. 35 milyon euro iddiaları gündemde. Ne oldu Paşinyan? Ne oldu Raksa Elirdin? Ne oldu ben size ne dedim? Haberlere çıkınca şimdi inanırsınız. 24 yaşındaki hücuma dönük orta saha Fenerbahçe ile geçirdiği 12 gol ve 14 asitli harika performansıyla birçok Avrupa takımının gündemine girdi. Tottenham'ın Fenerbahçe'ye 35 milyon euro önereceği iddiaları gündemdeyken Polonyalı futbol efsanesi Kamil Kosowski bir tavsiyede bulundu. Aynı zamanda menajerlik de yapan Sportovi köşe yazarı Kosowski, Hakkında giderek daha fazla konuşulan Polonyalı bir futbolcuyla başlayalım. Sadece attığı goller ve yaptığı asistlerle değil aynı zamanda yaz aylarındaki potansiyel transferleriyle de. Sebastian Szymanski'nin yıllardır yurt dışında harika bir futbol sergilediğini ve şu anda formunun zirvesinde olduğunu göz önünde bulundurursak güçlü bir lige geçmek için daha iyi bir zaman olamaz. Premier Lig'in doğru seçim olup olmadığını bu rekabetinin Sebastian için çok güçlü ve yoğun olup olmayacağını kesinlikle düşünmemiz gerekecek. Lejia Varşova altyapısına yetişen ve 2019 yazında Dinamo Moskova'ya transfer olan Şimanski Feyenoord'da geçirdiği kiralık dönemde şampiyonluğun mimarlarından biri oldu. 24 yaşındaki Polonyalı milli futbolcu sezon başında 9 milyon 750 milyon euroluk bedelle Fenerbahçe'ye transfer oldu. Arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Bugün Şimanski İngiltere'de de oynar. İspanya'da da oynar. Almanya'da da oynar. Anlatabiliyor muyum? Birçok yerde oynar. Oynamaz diyen futbollar anlamıyordur. Ama ee, ama işte. Ama Kaça gider? Ne zaman gider? Nasıl gider? Ben bir şey şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe şampiyon olsa keşke. Bir de o zaman düşünün. Nasıl olur? Kaça gider? Fiyat artar mı? Ya da şunu söyleyeyim. Fenerbahçe inşallah şampiyon olur. Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterir. Bir de orada boy gösteren hani Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren bir Şimanski düşünün. Kaça gider? Demek istediğim anladınız. Batshuayi'ye İngiltere'den gelen teklif belli oldu. Ara transfer döneminde gerçekleşen takviyeler kadar takımda yer alan yıldızlara gelen teklifler de dikkat çekiyor. Ara transfer döneminde Fenerbahçe kimi aldı? Bonucci, Kurunic ve Çağlar Söyüncü'yü aldı. Ve yıldızlarına teklif üstüne teklif yağıyor. Umut Nairi Pendikspor'a kiraladı. Bachoui için de son teklif İngiltere'den geldi. Premier Lig ekibi Crystal Palace Belçikalı oyuncu için 6 milyon euro önerdi. Fenerbahçe ise 10 milyon eurodan ağzını açtı ve Crystal Palace yetkilileri düşünmek için birkaç gün süre istedi. 4 gün önce aynı teklifi George Jesus'un Al Hilalinden de gelmişti. Belçika milli takımında düzenli olarak çağrılan Bachoui 26 maçta Fenerbahçe'de 14 gol, 2 de asist yaptı. Şimdi burada Batshuayi'nin beyninin olup olmadığı ortaya çıkacak. Niye biliyor musunuz? Batshuayi eğer Fenerbahçe'den giderse töbe bu performansı bir daha sergileyemez. Gittiği hiçbir kulüpte bu performansı sergileyemez. Hani tabiri caizse bakacağız nereye gideceğini. Bu arada hala Zayt Salih Uçan takasına ilgili bir şey yok. Ya keşke Beşiktaş'ın biraz kafası çalışmasa da Zayt Salih Uçan takasını gerçekleştirsek. Yani Zayş Salih Uçan takası gerçekten de Fenerbahçe için dehşetül vahşet olur. Onu da belirteyim arkadaşlar. Yani e, söylemiş olalım. Bu arada Paşinyan demişken Galatasaray arkadaşlar ve Yağız Sabuncuoğlu atıp tutuyordu. Özellikle bana atıp tutuyorlardı. Yani Yağız Sabuncuoğlu derken benim böyle bir duyumum yok diye belirtmişti. Arkadaşlar da sağ olsunlar. Atıp tutuyorlardı bana. Şimdi Galatasaray muhabiri diyor ki bu ay satışından Ren'e ve menajerine yapılacak ödeme düşüldüğünde şu an için 22-23 milyon euro gelir var diyor. Bonuslar sonra eklenecek. Şimdi Ren ve menajerine yapılacak ödeme. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Azıcık beyniniz varsa Galatasaraylı arkadaşlar bak birazcık beyniniz varsa azıcık da yani azıcık beyniniz varsa 22 milyon euro diyelim. 8 milyon euroluk bir kesintiden bahsediyor. Ren ve menajerine yapılacak ödeme. Şimdi benim matematiğime göre, benim size verdiğim duyuma göre, ya Sabuncu benim böyle bir haberim yok dediğine göre %15 eski kulübüne, %5 menajerine, %20 idi. 30'un %20'si 6 milyon euro yapar. Demek ki 2 milyon euro daha bir aracıya gitmiş. Yani ben demiyorum. Galatasaray'da Emre Kapılan diyor. 8 milyon euroluk bir kesintiden bahsediyor. İş karıştı. Yarısı direkt Bankalar Birliği'ne gidiyor. Özetle Galatasaray'ın elinde transferde uçup kaçacak bir meblağ kalmıyor. Ne oldu Paşinyan? Bana şemkiri yordunuz. Bu arada hesap her şekilde yanlış. Direkt oradaki rakamın yarısı Bankalar Birliği'ne gidiyor. Öyle onun bunun payı çıksın da öyle olmuyor diye yazdım. Şimdi Emre Kaplan'ın dediğine göre 30 milyonun yarısı Bankalar Konsorsiyonu'na gitti. Kaldı 15. 8 milyon eurosu da menajer artı eski kulübüne gitti. Kaldı 7 milyon euro. Oğlum ben daha insaflıyım lan. Vallahi ben beni takip etmeniz lazım. Beni hani göklere çıkarmanız lazım. Harbi söylüyorum beni göklere çıkarmanız lazım. Değil mi? <laughs> yani beni göklere çıkarmanız lazım şekerim. Ben 9 milyon euro bırakıyordum elinize. Bu herif 7 milyon euro bırakıyor. 15'ten 8 çıktı mıydı kaldı 7. 7 milyon euro bırakıyor elinize. 7 milyon euro da ne yapar? Icardi'nin maaşının %80'i falan yapar işte. Wilfred Zaha'nın maaşının %80'i yapar. <laughs> Öyle değil o. Biz kap açıklaması yaptık. 4.250 yaptık. <laughs> Siz bilmiyorsunuz. Ulan oğlum işinize gelince diyorsunuz ki biz neleri aldık neleri bak Fener'in elinden Zaha'yı aldık. İşinize geldi mi diyorsunuz ki bizim sponsorlarımız var gizli. 4 oradan alıyor. 4.250. 5 de sponsor veriyor. 9-250'yi aldık. Hadi bakalım istediğiniz yere şikayet edin alabiliyor musunuz diye. İşinize gelmedi miydi? 4.250 yazdık ya ne sponsoru sponsor falan yok diyorsunuz. Dünya bu kadarı dönmüyor. Dikkat edin bilginiz bulanabilir başınız dönebilir. Bir İspanyol YouTube spor kanalının iddiasına göre Barcelona oyuncusu Oriel Romeo ile Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe'de ilgileniyormuş. Arkadaşlar 32 yaşında bir ön libero. Sezon başında 3 milyon 400 bin euro almışlar. Hani ben e, hiçbir şekilde duyuma ulaşamadım. Acaba diyorum hani oyuncuyu oynatmıyorlar. E, biz de sadece kiralayalım. Ücretini de siz verin de biz para vermeyelim mi dedik diye düşünüyorum. Yoksa başka türlü bana mantıklı gelmiyor. Hani çünkü Crespo'dan çıkıp da bir de para verip oyuncu olacaksa bunun bu olmaması lazım. Onu söyleyeyim. Emre Belezoğlu Lincoln'u kiralık olarak takımda görmeyi çok istiyor. Şu an resmi bir düşünce yok ama Fenerbahçe orta sahada alternatiflerini arttırmak adına Tolga Ciğerci'yi isteyebilir diyorlar. İsteyemez. Onu söyleyeyim. Ee, ya Fenerbahçe Berkay Özcan istiyor. Açık ve net. Hani Zayt takası kullanılırsa yabancı sınırı rahatlatılacak. Vesaire vesaire. Ancak yine burada bir eksiklik var. Burada işin içinden çıkamadığımız bir durum var. Nedir o durum arkadaşlar? Durum şu. Bizim konferans ligi kadrosundaki olayı size anlattım. Değil mi? Özellikle de özellikle de özellikle de belirttim. Yani durum bu. Yani ben Lincoln'un ayrılmasına şu an pek zekice bakmıyorum. Hiç zekice bakmıyorum. Lincoln çok yönlü bir oyuncu. Joker bir oyuncu. Hani böyle bir ismin gönderilmesi mantıklı değil. Bu arada Gala Atasaray demişken aklıma geldi. Malum camiada Lübedübeys krizi. Lübedübeys. Lübedübeys krizi gelmiş. Nedir Lübedübeys krizi? Sezon başında Başakşehir'e zorunlu satın alma opsiyonu olmadan kiralandı. Tenin tenin ten Zorunlu opsiyon olmadan. Leo Dubois. Bir de internete yazın bakalım. Leo Dubois. Şimdi zorunlu opsiyon olmadan kiralandı. Yani Başakşehir'in canı sıkılır alır. Canı sıkılır almaz. <laughs> Sözleşmesi sezon sonuna kadar devam ediyor. 29 yaşındaki oyuncunun. Şimdi şu arkadaş oyuncu Galatasaray'ın 2025 yılda kadar sözleşmeli oyuncusu. Ben burada bir şey daha söyleyeyim. Neyse şunu bitireyim. Dubois'in 1.8 milyon euroluk maaşının 1.5 milyon eurosu malum camia tarafından ödeniyor. Sözleşmeden Geri kalan opsiyon yok. Yani başka hiçbir şey yok. Geri alma opsiyonu da yok. İşte zaman çağrı opsiyonu da yok. Sözleşme yazılan Cenk Ergün'ün istifası. Ya bunlar transfer sihir pasiydi. Bunları neden çoğmaya çalışırsınız da? Oyuncu 10 milyon euro değere sahipti. Transfer market değerine sahipti. Transfer ettiklerinde 2,5 milyon euroyu aldılar. Dedim ki bak arkadaşlar bizde Karaman'la ilgili bir atasözü var. Aman dikkat edin. Dediler ki sen Fenerlisin, Max FB, sen sus konuşma. Şöyle böyle falan filan Inter Milan. Ne oldu Paşingen? Rak seyirdin. Ne evet. oldu Paşingen? Rak seyirdin. Ne oldu? Arkadaşlar. Transfer sihirbazlığı öyle olmaz böyle olur. Ben bir şeyde de daha söyleyeyim. Şimdi Galatasaraylı arkadaşlar niye ise sıkıştıkları zaman sen kendi oyuncuna konuş. Sen şuna konuş. Sen buna konuş deyip kendileri de her buldukları mobese kamerasına dahi konuşuyorlar. Ben şuna konuşayım. Şimdi Fenerbahçe'de Galatasaray'da istediği kadar futbolcu satışında bulunsun. Yarısına kulüp e, şey bankalar birliği direkt alıyor. Ha Arda Güler'de de almadı sanki. Aldı oğlum, almadı diyen yok. Oğlum siz bu kanalın takipçisi değilsiniz, anlamıyorsunuz, bilmiyorsunuz. Bilmediğinizde de susun da hani adam sansınlar diyor ya. Bilmediğinizde de susun lan, da Bir kere de susun. Ya, manyak mıyım ben? Galatasaray'ın transferinde yarısı kesiliyor diyor. Fenerbahçe'ninkinde kesilmiyor diyecek. Oğlum ben Fenerbahçeliyim lan Galatasaraylı la değilim. İşime geldiği zaman böyle işime gelmediği zaman farklı konuşacak kadar bir insan değilim. Ben Fenerbahçeliyim abi. Anlatabiliyor muyum? Ya 5 e, yıldız koymuşsun oraya üstündeki forma 3 yıldızdı. Ha, ha ha ha. Oğlum siz işinize geldiği zaman 59 öncesini saymıyorsunuz. İşinize geldiği zaman da efsanemiz Metin Oktay diyorsunuz. 59 öncesi oyuncusu. Siz işinize geldi miydi Fenerbahçe'yi 7-0 yendik 1911 yılında diyorsunuz. 1923 bile değil. Utanmasanız Birge falan Savaşı'nı konuşacaksınız. İşinize geldi mi de diyorsun 1923'ten sonrası niye sayılacak ki? Hayırdır? Yani bir cumhuriyet mi kuruldu? Falan yapıyorsunuz. Oğlum sizin işinize geldi miydi? Atatürk'ü savunuyorsunuz. İşinize gelmedi miydi? Yok biz savunmuyor ki. Ali Koç savundu. Ali Koç çekildi. Ali Koç Atatürk Atatürk dedi diyorsunuz. Ya sizin hızınıza hiç kimse yetişemiyor. Siz şuna bir karar verin. Atatürk'ü seviyor musunuz? Sevmiyor musunuz? Bu Arabistan'da yapılanlar zorunuza gitti mi? Gitmedi mi? O gün dursun Özbey kahraman ilan ettiniz. Şimdi ne ilan ediyorsunuz? O gün Ali Koç'la dursun Özbey'i ikisini birden övüyordunuz. Bugün niye Ali Koç sağdan çekildi diyorsunuz? Niye yıkma peşindesiniz? On da diyorsunuz ki siyasete yanlayan şöyledir, böyledir. Cumhurbaşkanı Fenerbahçe'nin kongre üyesi, yıllardır söylüyorsunuz. Cumhurbaşkanının siyasette iktidar olduğu dönemde en çok şampiyon olan takım sizsiniz. Bir karar verin. Bir karar verin. Ya dünya sizin kadar hızlı dönmüyor ya. Bu kadar dönek olmayın. Bir karar verin. Yaptığınız bir tutarlı olsun. Şimdi yine merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. Şu an hangi takım en çok Atatürkçü? Tabii ki Fenerbahçe diyeceksiniz eminim. Seçime yakın Atatürk'le ilgili iyi şeyler konuşmalar falan olsa bu sefer başka bir şeye döneceksiniz. Ben biliyorum. Hepsine de şahit oldum. Yeter. Yeter. Şu konuda bir anlaşalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin en Atatürkçü takımı Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe'yle özdeşleşen isim, isimdir Atatürk. Atatürk'le özdeşleşen takımdır Fenerbahçe. Okey. İster Herkes Atatürk'e düşman olsun ister herkes Atatürk'ü sevsin. Hiç önemli değil. Okey. Biz böyleyiz. Biz sabitiz. Dönek olan dönen belli. Yine Engaj'ın Spor Fenerbahçe Stock City'den 18 yaşındaki Santrafor Emre Tezgel için istekli durumda diyor. Emre Tezgel'le ilgili şunu söyleyeyim arkadaşlar. Biz bu çocuğu geçen sezon son dönemde de almaya çalıştık. Bilginiz olsun. Yani genç 18 yaşında pırıl pırıl bir delikanlı Kış transfer döneminde olmasa bile yaz transfer döneminde transfer edilmek istenen bir isim. O oyuncu geniş listede bulunuyor. Scout ekipleri uzun zamandır oyuncuyu gözlüyor. Arkadaşlar bizim scout listemizde hani Ali Koç bir ara demişti ya 200 tane oyuncu var. Oyuncu havuzumuzda diye. O doğruydu. O doğruydu. Ama 200 oyuncu nasıl oyuncular? Teşbih dağıtı olmasın. Kimse kırılmasın. Darılmasın. İşte Leo Du gibi. İşte ee, Tolga Ciğerci gibi. Serdar Dursun gibi. Berkay Özcan gibi isimlerdi. Yanlış anlamayın bunu ben de çıkarırım. Bunu sen de çıkartırsın izleyici. Videoyu beğenen izleyici. Kanala abone olan izleyici sen de çıkartırsın. Çok mu zor? Hocam Sivas Spor'da bir tane oyuncu var. Yunus Emre Konak diye çok iyi oyuncu. Ben Sivas maçından sonra dedim ki ulan ben ilk defa böyle bir kumaş görüyorum. Bu çocuğu tutamazlar. Bu çocuk gider 3'e 5'e bakmadan alalım dedim. İngiltere'dekiler kaptı. Konya Spor kafasını duvarlara çiviyle vursun. O kadar beyinsiz bir şey yaptı ki o kadar gerizekalıca bir olaya imza attı ki Konya Spor. İsim vermeyeceğim siz bulun. Konya Spor Fenerbahçe ile bir maç yaptı. Genç bir çocuk oynattı. Ben o maçtan sonra hayran kaldım çocuğa. Dedim ki oynatın bu çocuğu lan bırakın. Küme düşecek haliniz yok. Şampiyon olacak haliniz yok. Şu çocuğu oynatın. Paraya para demezsiniz. Çocuk perişan oldu. Antalya Spor gerizekalılığına doymasın. Doymasın. Nerede o gökdeniz bayrakları falan? Bünyamin Balcı. Lan 3.75 veriyorlar. Sat. Sen, 10 tane Bünyamin bulursun. 10 tane bulursun. Sat. Yok satmayız. Niye? 7 istiyoruz. Al başına 7'yi. Başına belayı aldın 7'yi. Hatay çok zeki bu konuda. Bu penzaya teklif var. Sat. Şuna teklif var. Sat. Dela Başiru. Yalvardım. Bak bas bas bağırıyorum. Dela Başiru. Türkiye'deki kayıp hazinedir. Dela Başiru'yu Fenerbahçe alsın. 2 sene sonra Napoli'ye 45'e satarız. Tabi siz inanmazsınız. O da ayrı mesele. Emre Tezgah'a dönüyorum. Diyor ki babam lideri. Birkaç kez Türkiye'ye gelme fırsatım oldu. Ve çok sevdim. Tuttuğum spesifik bir takım yok ama babam Fenerbahçeli. Olay bitmiştir. İdolim ise Agüero. Kane'in oyun stilinde çok beğeniyorum. Rooney ve Cristiano Ronaldo da diğer sevdiğim isimler. Türkiye'nin ise güçlü bir kadrosu var. Başarılı olabilirler demişti. 2021 yılında Türkiye U19'a seçtik. Türkiye U19'a seçtik bu çocuğu. Bilginiz olsun. Ya U19 maçını da izleyin bu çocuğu. Joshua King ayrılığa yakın isim. Transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'dan ayrılması beklenen isim. Dün 12 numara bile idman var dedi. Ben biliyorum idman yok. Yani idman yok. Sadece işte Çağlar gibi, Bekao gibi hani sakatlıktan dönen isimler ya da yeni transfer çalıştı diyebiliyorum. Ama durum bu. Yağız Sabuncu oldu ki Joshua King ayrıldığı an Fenerbahçe kanat forvet arayışına girecek demiş. Sizce Fenerbahçe kanat forvete kimi getirmeli? Valla şu an Emre Mor konusu kafamı o kadar bulandırıyor ki benim. Arkadaşlar bak. Bir konuda ne olur beni dinleyin. Bir konuda Emre Mor'dan bir yol olmaz. Açık, net, şeffaf bir şekilde söylüyorum. Emre Mor'dan bir yol olmaz. Olursa da Fenerbahçe'de olmaz. Emre Mor bu kafayla, bu kafa yapısıyla Fenerbahçe'nin ikinci, üçüncü, dördüncü tercihi olur. Bak beni yanlış anlamayın. Ya da anlayın fark etmez. Canınız sağ olsun. Emre oradan bir cacık olmaz. Olacak olsaydı Dortmund'da olurdu. Olacak olsaydı Galatasaray olurdu. Olacak olsaydı başka bir şey olurdu. Anladınız mı demek istediğimi? Anladı. İnşallah anladınız. E, o yüzden de Emre Mor'u kiralık olarak vermek mantıklı. Bak ben size söylüyorum. Ayetullah Bey ne diyor? Sezon başında şöyle transfer çalım attık, böyle transfer yaptık diyenler bugün dansöz gibi kıvırıyor. Fakir edebiyat yapıyor. Üstelik SPK'ya sunulan bilançolara göre Fenerbahçe kar ediyorken. Denink 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 ya arkadaşlar bak. Ben şunu da açık yüreklikle söyleyeyim. Az önce söylemeyi unuttum. Fenerbahçe'de Galatasaray'da küçülüyor. Farkında mısınız? Yok hocam nereye küçülüyor? Çağrılar getiriyor. Bonucci getiriyor. Kurun iş getiriyor. Hangi küçülme? Oğlum küçülüyoruz işte. Çok para harcamışız. Küçülüyoruz. Öyle değil mi? Paşingen. Ha Serdar Dursun getiriyoruz mesela. Küçülmesek Serdar Dursun'u niye getirelim? Serdar Dursun hayırlı olsun Fenerbahçe'ye. Ee, yani gelirse hayırlı olsun. <laughs> Yine pat kırdım. Neyse. Ee, bak Serdar Dursun e, Karagümrük ile Fenerbahçe anlaştığı anda olacak. Ya bu kadar itiraz etmeyin. Bak Emre Muğra bir sürü şey veriyorsunuz. E, kredi veriyorsunuz. İnanın Serdar Dursun'a da verebilirsiniz. Ya üçüncü forvet. Bu kadar önemseyeceğiniz, bu kadar abartacağınız bir durum yok. Üçüncü forvet. Hocam o zaman hiç gelmesin. Üçüncü forvet de olmayı versin. Lan o zaman da olmuyor işte. Sen mesela oyun yığıldı. Çeko yoruldu. Oyuna iki forvet sürmen gerekiyor. Bat şu Serdar Dursun. Birisi hızlı. Birisi pivot santrafor. Mecbursun buna. Hocam genç birini alalım. Vermiyorlar. 7 milyon euro çekiyorlar. Ben diyorum ya size aç gözlülük Ondan sonra ellerinde patlayacak oyuncu Thiago Çukur'u sordum Arkadaşlar Thiago Çukur'un Evet sözleşmesini feshedilmek üzere ama Fenerbahçe şimdiden gideceği takımı ayarlamış Şaka gibi değil mi? Thiago Çukur'u sordum arkadaşlar şimdiden gideceği takım ayarlanmış yani e, Fenerbahçe'ye düşünme diyorlar Bu arada şunu söyleyeyim Israrla söyleyeyim Zayt Salih Uçan takasını keşke gerçekleştirsek keşke gerçekleştirsek keşke gerçekleştirsek Joshua King gidici gibi ben Tolga Ciğerci'yi beklemiyorum. Berkay Özcan için çok aç gözlüler. Emre Mor'u ben gitti sayıyorum. Ee, şöyle kısaca da bir şey yapayım. Ha bu arada Emre Mor için tra şu ana dek sonuç alamayan Rams Başakşehir Fenerbahçe'den Ryan Kentet resmen talip oldu diyor haberler. Kent o kadar ahmakçı hareket ediyor ki o kadar zekalıca hareket ediyor ki futbol kariyerini bitirecek haberi yok. Futbol kariyerini bitirecek ya bu kadar salak olmasa futbolcular bu kadar gerizekalı olmasa ya salak mısın arkadaşım? Futbol kariyerini bitireceksin. Lan git Başakşehir'e. Ben sana bir şey söyleyeyim. Sen Başakşehir'e git. Bak Başakşehir'e git. Başakşehir'de bir dönem oyna. Yarım dönem oyna. Her maç oynamayı becerirsen seneye Fenerbahçe'nin banko oyuncusu olursun. Manyak kafanı kullan. Ligi tanıyacaksın. Oynayacaksın. Tecrübe kazanacaksın. Ya sen bir stok olabilirsin. Bak stok da Fenerbahçe'nin as oyuncusu değil daha. Birçok kişi yanlış hatırlar stoku. Stok Fenerbahçe'nin hamle oyuncusuydu. Bugün ev, İrfan Can'la Cengiz'i arkalı önlü kullanıyoruz değil mi? İkisi de ilk 11 başlasa sıkıntı yok. Hatta bir çözüm bulunsa Tadiç'in yerinde İrfan, Cengiz'in yerinde Cengiz oynasa, ortada Şimansk oynasa hiçbir sorun kalmayacak. İkisi daha oynar. O zaman Emre Mor'u yedeklettirebilirsin. Sıkıntı yok. Ama bir İrfan coşuyor, bir Cengiz coşuyor. Bir İrfan coşuyor, bir Cengiz coşuyor. İkisi de sağ tarafta coşuyor. İşin kötü tarafı bu. Solda coşsa ya biriniz. Lan biriniz 10'da coşsa ya biriniz 8'de coşsa ya yok. Şimdi stokta böyleydi. Stokta sol kanatta böyle her maç ilk 11 falan oynamazdı arkadaşlar. Sonradan girerdi. Az oynardı. 60'da çıkardı. 45'te çıkardı falan filan. O zaman da bir de oyuncu değişikliği 3 taneydi. Yani durum bu. İrfan Can Kahveci demişken. CSK Moskova İrfancan Can Kahveci'yi yakın takip aldı. Bilginiz olsun. Ben size söylüyorum ama inanmıyorsunuz siz bana. Yazın bizim kafamızda siz sadece... Bilindik isimler ağrıtır zannediyorsunuz. Asla sadece bilindik isimler ağrıtmayacak. İrfan Can da ağrıtacak. Cengiz de kafamızı ağrıtacak. Kapı yani teklif teklif üstüne gelecek. Şu 14 e, yabancı saç, şey, 12 yabancı saçmalığı var ya. Sahada 11 tanesi aynı anda oynayabilecek. Lan bir gidin. Bir gidin ben size detaylıca anlatım dünkü videoyu izleyin. İstanbul Havalimanı iş hatlar gidiş salonunda bir Fenerbahçe taraftarı ile Mario Sumudik arasında tartışma çıktı. Gaziantep FK yetkililerinin araya girmesiyle tartışma daha da alevlendi. Olay yerine polis ekipleri geldi. Taraftar birbirinden şikayetçi oldu diyor. DHA'nın haberi. Ben şunu çok merak ediyorum. Sumudika Gaziantep Sporu küme düşürmeye götürüyor. Siz Gaziantep son maçlarından haberiniz var mı arkadaşlar? Gaziantep FK maçları diye. Son maçlarından son periyodundan haberiniz var mı? Bence yoktur. Galatasaray'la yenilgi, Konya'yla evinde berabere, Sivas'ta deplasmanda berabere, Türkiye Kupası'nda Bodrum Sporu yenme, Fenerbahçe'ye yenilme, Hatay'la berabere, böyle böyle gidiyor mesela. Gaziantep, Pendik berabere, bir tek Karagümrük'ü 3-0 yenmişler, Adana Demir'le evinde berabere, evinde Trabzon'a yenilgi, Türkiye Kupası'nda Etimesko'da yenmiş, Kasımpaşa'ya deplasmanda yenilgi, Ankara Gücü'ne evinde yenilgi, Alanya'yı yenmiş arada sırada. Yani ta Kasım ayından bahsediyorum. Ama yanlış anlaşılmasın. Böyle bir performans. Böyle bir şey. Zekice şu anda Gaziantep 17. sırada 6 galibiyet 5 beraberlik 12 mağlubiyet 23 puanla ligin altında İstanbul 20 11 puanda arkadaşlar puanı silindiği için 11 puanda puanı silinmeseydi 14 puanda falan derdik belki de Galatasaray maçında falan hakkı yenilmese 17 puan da olurdu. O çok mühim değil. Sondan bir önceki Konya 21. Pendik 23. Gaziantep 23. Karagümrük 24. Hatay 25. Samsun 26. Alanya 27. Kayseri 27. Ankara gücü 28. Sivas 29. Başakşehir 30. Yani Başakşehir ile Konya arasında 9 puanlık fark var. 3 maç tökezdese Başakşehir bitti. Ama ben Başakşehir ve Üstün yırttığı görüşündeyim. Sivas bir galibiyet daha alırsa Sivas da yırtar. Yani düşme potası 11-19 arasında gerçekleşir. 3 tane takım düşer. İstanbul zaten kesin düşer. Ankara gücünün kendine çok dikkat etmesi lazım. Ankara gücü çünkü mimlendi bu sene. Hani düşürülmesi en potansiyel takımlardan biriydi. Beni çok şaşırttı. Ben Ankara gücünü direkt düşürürler diyordum. Hani ee, hakemler bir iki operasyon daha yapar. Sonra bir olay daha çıkar derler ki bak siz böylesiniz derler diye düşündüm ama yapmadılar. Ee, Türk futbolunda yeni dönem VAR kayıtları açıklanacak. Yabancı gözlemci gelecek. MHK'nın yapısı değişecek. O zaman Galatasaray hiçbir zaman şampiyon olamayacak artık. Yırttık. TFF Başkan Vekili Mustafa Eroğüt önümüzdeki günlerde bazı değişiklikler, değişiklikler yapılacağını açıklamış. Mesela VAR kayıtları açıklanırsa Galatasaray gitti. Hayırlı olsun. Fenerbahçe ve Trabzonspor Senegalli Papegoya için yarış halinde demiş. Ee, ulan Trabzonsporlar uyanmış mevzuya. Meseleye uyanmışlar. Ama biz uzun zamandır istiyorduk Papegoya'yı. Vallahi kendi bilir. Trabzonspor başkanı öyle demiş. Biz 2 sene 3 sene sonra küme düşeceğiz demiş. Eğer bu gidişte devam ederse demiş. Bir kuruş paramız gelirimiz yok demiş. Ben e, üzülmem. Yani kulüpler doğru düzgün idare edilsin. Sherlock bilmem şu kadar satıldı. Geldi bize 10 milyon euro. Şunu bu kadara sattık. Geldi bize 50 milyon euro. Yusuf yazıcı gitti. Geldi bize 20 milyon euro. O paralar nereye gittiyse onun hesabı verirsin. Ya ben mi düşüneceğim? Şimdi düşünsene ya. Bir adam gariban dükkan işletiyor. Vergisini veriyor. Algısını veriyor. Bilmem bir şeyini yapıyor. O adamın dükkanı batıyor. Ben ona daha çok üzülürüm. Ekmek götürüyor evine. E kulüpler kimin neyine ekmek götürüyor? Futbolcu para kazanıyor. ya e taraftar para harcıyor. Ya, taraftar para kazanırsa ben bir şey demem. Taraftarın para kazanacağı bir sistem varsa o zaman üzülürüm. Çünkü yazık günah insanlar para için hani neler yapıyorlar neler yapıyorlar ne işlerde çalışıyorlar. Bir bakın kaçar metre yükseklikte inşaatlarda çalışıyorlar. Soğukta sıcakta milletin ağız kokusunu çekiyorlar. Bir de bizim insanımız o kadar düşünceli bir hale gelmiş ki o kadar kibirlenmiş ki. Hiçbir şeyi beğenmeyen böyle herkese zorluk çıkaran. Eline sağlığı unutan. Vallahi garip bir hale gidiyoruz. Neyse Papaya Goya'ya kısmını fazla konuşmak istemiyorum. Diğer videoda konuşuruz. Arkadaşlar çok uzattım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.